Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın, sen gayır. Sen yarattın, sen gayır. Evet efendim, 22 Mayıs 2018 günlerden çarşamba saat 14.55 İstanbul Küçükçekmece 2 Telif SM Medya Grup A stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Canlı yayınımız bir konuk programı başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Değerli konuğum Argeci ve Büyük Birlik Partisi Bağcılar Belediye Başkanı adayımızdı. Aynı zamanda ilçe başkan yardımcısı ve aynı zamanda mobilya ustası. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız değerli hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Evet efendim, şu anda sosyal medya Hayrullah Çalışır'da ve ayrıca FSM TV'de Tahir Bice. Radyo FSM'de, FSM Haber'de Tahir Bice ile beraber bir 40 dakika raportajımız var. Milleti İslam'a hayırlar getirsin inşallah diyoruz efendim. Bugün çok yoğun bir tempomuz olacak inşallah. Birazdan hocamız da geliyor. Siyaset dünyasında, tefsir dersleri programımızda. Yine bir konu bir konu programında değerli hocam Sebahattin Cesur'la da birlikte olacağız. Aynı zamanda da Alperen kitabını konuşacağız. Evet efendim, hemen vakit kaybetmeyelim. Saniyeler sayılı biliyorsunuz. Tahir Bice kimdir efendim? Tahir Bice malum bildiğiniz gibi 1964 Tokat Reşadiye doğumlu. Tabi uzun zamanlardan beri tabi siyasi hayatta veya meslek hayatında marangoz diyelim, ağaç ustası, ağaçla ilgili. Tahir Bice böyle bir zanaatkardır. İşte aynı zamanda ayrıca Argeci, araştırmacı kimliğiyle de tanınan ve ülkücü kimliğiyle tanınan, ayrıca Karaçay olarak da Kuzey Kafkasyalı bir kardeşiniz. Şimdi Tahir Bice denince akla ne gelir? Tahir Bice denince akla Tahir Bice Bodrum'da, Bodrum Yalıkavak'ta 17 sene kaldı. Bu 17 sene zarfında Tahir Bice renkli bir hayat yaşamadı. Sabunda köpükte dans yaşamadı. Tahir Bice kimliğinden, benliğinden, kişiliğinden, karakterinden ödün vermedi. Yani evet. Şunu mu demek istiyorsunuz evet. Tahir Bey? Bodrum'un o şahşalı gecelerini evet. Görmedi. Evet. Görmedi. O yüzünü görmedi ama çok farklı yüzlerini gördü. Bodrum'un sezon da olduğu için Bodrum'dan bahsetmek istiyorum. Birazcık da biraz sonra Karaçaylık'la ilgili, Kuzey Kafkasyalı olduğumla ilgili kendi genlerimde dedim ya, kendi genimden de bahsedeceğim. Kısmet olursa Tahir Bece'nin gen ve DNA'sı Kuzey Kafkasyalı Karaçay Çerkeslik'le beraber ta bu memleketin vatan savunmasında her şekilde nesli ecdadı hizmet vermiştir. Medine müdafasında Fahrettin Paşa'dan bu yana hak ve emeği olan bir millettir. Evet, ayrıca dünyadaki bütün güreşçilere bakarsanız Yaşar Doğu, Gaziantep Bilge, bu tür şeylere bakarsanız hepsi Kuzey Kafkasyalıdır. Yani bu ülkenin bayrağını, şanlı bayrağı dünyanın her yerinde şerefle dalgalandıran bir millettir. Böyle bir milletten gelen bir kişidir Tahir Bice. Tahir Bice'nin 6 tane dil bilir. Lehçe bilir, pardon, dil bilirken. Tahir Bice sadece ilkokul mezunudur. Türkçemizin dışında. Tabii. Tahir Bice ilkokul mezunudur ama Tahir Bice'nin evinde abuk subuk diziler seyredilmez. TRT izlenir. Belgesel izlenir. Tarihle ilgili, bilimle, sanatla ilgili konularla ilgilenir. Yani öyle. Çünkü Tahir Bice 1814, 1821, 1864'te ki soykırımı, hani Nisan ayında derler ya, Nisan ayı geldi 24 Nisan'da işte Ermeni soykırımı bilmem ne falan filan, tarihçiler, buradan da saygı duyuyorum İrbey Yoltaylı hocama da hatırlattığı için, birkaç seferde bu şeyi hocama çok bizim vefa borcumuz vardı. Sağ olsun bizleri unutmayan tek tarihçidir Cemal Kutay'dan sonra. En fazla dünyada soykırım olan bir milletti Tahir Bice'nin milleti.
Dedim ya 1814, 1820, 1864'te. Yani trenlere doldurulup Sibirya'ya götürülüp ölenler tekmeyle vurulup trenden atılaraktan oradaki işte yabani hayvanlara hayvan yemi olaraktan yem edilen milletim yem edilen bir milletin bir perdiyim ben. O açıdan Tahir Büce bu vatanın kıymetini gidip de her ayın 29'unda bankamatiğe kartı sokup çıkarıp o ben vatan sevgisiyim diyen aksine süvar vatan sevenlerden daha fazla bu vatanı sever. Yani ben milliyetçiyim diyen, elbette ki milliyetçilere ben saygı duyarım. O harbi milliyetçilere. Onlardan kat kat fazla sever. Tahir Büce en ufak bir şey gördüğü takdirde acaba ben vatansız kalır mıyım düşüncesiyle bu vatanın en ufak bir civatasında gevşeme varsa o civatayı sıkar. O civatada gevşeklik ve esneklik bırakmaz. Ve af da etmez. Gelelim. Çünkü Tahir Bice çocuklarına da bu dersi verir. Ve sülalesine, nesline de bu dersi verir. Ben dün akşam 21 Mayıs Çerkeslerin, Kuzey Kafkasyalıların soykırım günüdür. Yas günüdür. Yani burada tutup da ne bileyim artık bizim öyle bir şey, yastır yani o gün bizim yasımızdır. Bir değerli abime dedim ki oturduk böyle bir sohbet ediyoruz. Hamsi geldi, şey geldi, Karadenizli bir abimiz sağ olsun bana hamsi böyle tavada işte ikram etti, ikramda bulundu. Ben yemedim balığı. Balık yemem yani ben. Balığı yemeyince neden yemiyorsun dedim. Yemiyorum hocam, teşekkür ederim dedim. Başka bir şeyler istedim. Garson getirdi, yedim. Tahir Bice şimdi Tahir Bice'nin nesli sevgili Hayrullah hocam işte bundan dolayıdır ki dedeleri soykırımda Sibirya'ya sürgün edilip atıldıktan daha ziyade katledildikten ziyade Karadeniz'e döküldüğü için balık yemez. Allah Allah. Ne kadar duygulandı bir an. Halbuki balık o kadar sevilen, sayılan bir yani işte derler ya hani evet, hatta bir de dalga geçtiler. Aa tavşan yemeyenler varmış memlekette, balık yemeyen de çıktı. İşte Tahir Bice'nin nesli katledilerekten gemilerin altı açılıp da Karadeniz'e dökülüp balık yeme olduğu için balık yemez. Allah Allah. Tahir Bice'yi tanıyacaksanız böyle tanıyın. Tahir Bice böyle birdir. Onun için Tahir Bice'de ne bir esneklik vardır, ne bir gevşeklik vardır, ne de geri vitesi vardır. Yani kafaya koyduğunu yapan biridir. Aynen. Kafaya koyduğunu yapan biridir. Yani şeyi yoktur. Affı veya toleransı yoktur. Tahir Bice iyi bir devlet adamı olsaydı, olurdu ama okuyamadı, olamadı. O da şanssızlığına, pardon, okutmadılar. Ondan dolayı işte Tahir Bice böyle birisidir. Şimdi hocam da geldi. Hocam hoş geldin. Sefalar getirdin. Sebahattin hocam da geldi. Evet. Konu bu şekilde. Anlatırken de etkilendim, duygulandım. Beni bağışlayın. Hocam hoş geldin. Sefalar getirdin. Buyurun hocam. Hoş geldiniz. Evet. Allah kabul etsin. Hocam namazını kılacak. Sebahattin hocam yayınımıza katılacak. Onu da kısmet olsa inşallah görürsünüz. Şimdi ben tekrar yine Tahir Bice'nin neslinden olan, amcası olan, bu arada öğretmen Raif Yavaş'tan bahsedeceğim. Bu Raif Yavaş kimdir? Raif Yavaş, öğretmen, amcam olur. Tabi onların soy ismi Yavaş, benim soyadım Bice. Evet hocam. Soy isimlerini değiştirmişler. Ne yazık ki köyümüzden başka bir memleketten gelip de köyümüzde çobanlık yapan bir vatandaşa işte dedelerimiz soy ismimizi vermiş. O vatandaş da hala köyümüzün yüz karası şu anda. İsmini de buradan vermek istemiyorum. Memleket bilir. Onun soy ismi bizim soy ismimizden olduğu için bu amcalarım utanç duyaraktan yüz kızartıcı bir suç yaptığı için bu vatandaş soy isimlerini Yavaş yapmışlar. Artık şimdi öyle değil. Şimdi memlekette biri bir şey yaptığı takdirde bir suç
bir suç bir şey işledikleri takdirde onu biraz daha pohpohlayıp anlatırlar. Bizde de öyle değildir. Bir böyle bir konu olunca, bir hırsızlık vakası, bir hayvan çalma malma gibi buna benzer bir vaka olunca, işte bu zabit denilen şahıs onun isminden dolayı utanç duyaraktan amcalarım soyadını Yavaş yapmıştır. İyi ki de yapmışlar. Bu amcalarım Celal Yavaş, Fikri Yavaş, Raif Yavaş, hepsi de saygı duyduğum amcalarımdır. Memlekette isim nam salan böyle ünlüler, eğitmenlerdir. Onların bir oğlu da Sinan Yavaş da Tokat'ta DS ile emekli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de milletvekili adaya doyuldu. Kazanamadı ayrı olay. Sinan'ı da birazcık o konudan dolayı eleştiriyoruz, tartışıyoruz aramızda. Ben ülkücü, o solcu, böyle de bir şeyliğimiz oluyor ama fakat o da bir vatanseverdir. Onun siyasi görüşü. Şimdi amcama geleyim. Raif Yavaş kimdir? Raif Yavaş'tan biraz önce gelirken ben şimdi burada arkadaşlar bir şey anlatırken benim bir hayat defterim vardır. O defterimi karıştırırım. Alırım koca şu kalınlıkta bir defter. O defterimi karıştırırım. Günlük ne yaptığımı yazarım ben. Nereye gittim, ne ettim hepsini yazarım. Rapor yaparım. Karıştırdım. Kazım denilen Tokat'ın Almus ilçesinin Kamışçık mahallesinden bir makina mühendisinin gemide, ismini vermeyeceğim o firmanın, Tuzla'daki bir firmada emekli olmuş bir makina mühendisinden bir konuyu dinledim. Bu öğretmen Raif Yavaş'la ilgili. Hesapladık. O yıldan bu yıla 68 yıl oluyor. Hani derler ya, bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bunu 68 yıldır bu adama dua ediyormuş. Allah Allah. Dua ediyormuş. Böyle bir vesileyle tanıştık bu şeyle, Kazım amcayla. Ya dedi, ben Çilhaneliyim. Böyle böyle deyince sarmaş dolaş oldu. Duygulandı, bir duygusuyla ağladı. Adam beni bırakmadı. Gebze'de tesadüf rast geldim. TÜBİTAK'a gitmiştim ben, Gebze TÜBİTAK'ta. Hani konumumla ilgili Ar-Ge dedik ya hani. O adam beni bırakmadı. Evine götürdü, villasına, kocaman iş adamı olmuş bu adam. Dedi ki, Tahirciğim dedi, bu senin dedi Raif Yavaş, ben fakirdim dedi. Yakın köyümüzde dedi Cehet Köyü diye bir köy vardı dedi. Orada ortaokul vardı. Cehet kasabası. Cehet kasabası. Evet. Şimdi şey oldu. Köy oldu artık. Kasaba alındı. O adam bu köyde dedi, kasabada dedi, ortaokul, ilkokulu burada okudum dedi. Kar kışta dedi ben gidemez, gelemezdim dedi. Eğitim aşıklısı da bir insandı dedi. Bu Raif Yavaş dedi. Bana dedi evinde dedi hüssü dedi yatak odasının yanında yatak ayırdı dedi. Beni dedi karda kışta dedi o mahalleye kurt, kuş zarar veriyor. Evladım sen öğrencisin diyerekten. Benim Ramazan'da mübarek ayda bile dahi göndermedi. Onun için dedi ben dedi her dedi Ramazan'da dedi Yasin-i Şerif hediye ediyorum, okuyorum. Her sabah namazında da dua ediyorum. Her şeyde dedi duamı eksik etmiyorum bu adamdan. Evet, evet. Ve bir öğretmenin, benim köylüm Raif Yavaş'ın 68 yıllık, hani Ozan Arif'in bir sözü var çok güzel. Eskiden bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Şimdi 40 dakika dahi yok. Hakikat doğru. Şimdi insanlar 40 dakika dahi birbirine selam vermiyor. Evet. Yani kafasını öteye, o bir tarafa çeviriyor. Yani toplumumuz bu denli DNA'sı, geni tahrip olmuş. Böyle bu denli. Yani biz, bu kadar zayıf toplum bu toplum. Ona da ayrı bir üzüntüm var benim. Ve bu Raif öğretmene, bu Kazım amcamız, makine mühendisi emekli Kazım amcamız 68 senedir bir öğretmene dua ediyor arkadaşlar. 68 yıldır. Yani buna dikkat edin. Demek insanlık ölmemiş. Aynen. Yani biz ne anlatmak istiyoruz burada? Biz merhamet ve iyiliği eksik etmeyeceğiz. Yani biz bundan ayrılmayacağız. Öyle yolda şiddetti, bilmem neydi, bilmem Polat Alemdar rolleriydi. Biz bu rollere pek özenmeyin. Hele bizim ülkücüler biraz daha böyle şeyli. Bunlara hiç özenmeyin. Bunlara hiçbir şey sonu yok yani. He, yok sonu yok. İtibarı yok. İtibarı yok. O anlık itibar. O anlık. 5 dakika sonra unutulur. 5 dakika sonra pişman olursun. 5 dakika sonra geçen gün Masko'ya gittim. Oradan bir yerde ben ahşapla ilgili, ağaçla ilgili bir yerde bir masa yapmak istedim. Bir atölye.
Oradaki bir sanayide CNC makinada bir malzeme kestirirken birisi beni tanıdı. Usta dedi, gel dedi, ben de Yozgatlıyım dedi. Benim dedi atölyemde bu işini yaptık. Benim atölyem yok. Yani bir parçayı orada yapıyorum, birini orada yapıyorum. Hayatımı, ekmeğimi böyle kazanıyorum arkadaş. Yok yani. Olsa olur ama böyle Allah'ıma bu şekilde şükrediyorum. Yani yapabilirim ama başka düşüncelerim var memleketimde. Memleketimde istihdam yaratmak istiyorum onun için. Yoksa atölye açamam mı? Yapabilirim elbette ki. Çevrem var, Allah'a şükür itibarım var. Hiç param olmasa yine açarım. Oradan gittim o Yozgatlı arkadaşımızın dükkanına. Tabii hoş beş merhaba. O parçamı yaptım. Aradan zaman geçti. Bir ay sonra bir daha gittim, dükkan kapalı. Dedim ki ya arkadaş ne oldu bu adam dedim. Abi dedi bu adam trafikte sen ileri geçerdin, ben geri geçerdim. Kavga etmişler. Allah Allah. İki kardeşi birden ölüme teşebbüsten adamı yaralamışlar. İkisi de cezaevinde. İki kardeş. Dükkanları kapalı abi. Ya hangi birine yanasın ya? Dedim arkadaş yazık günah dedim ya. Şu takım tezgah milli servet burada dedim. Aynen. Yüreğim cız etti. Bu adamın bak cezaevine girmiş. Bu adamın 12 tane adamı çalışıyor. Artı zaten kobi yetişmiyor ülkede. Zaten kobi yetişmiyor. Adam yetişmiyor. 12, usta bulunmuyor. Usta bulunmuyor. 12 adam. 12 adamı 5 ile çarpsan kaç yapar? 60. 60. Bu adam 60 tane adama ekmek veriyor arkadaş bak. Bu adamın, bu kişinin bir 5 dakikalık